Seyir Defteri. Yazan Asuman Demir. İkbal Çiçeği adlı kitabından. Nizamettin Şaşmaz Apartmanı. Kat 6, Daire 18. Adnan Bey her gün 8'de işe gider, 20'de gelir. Bazı günler 8-22 çalışır. Her gün yolda 1-2 saat vakit geçirir. Yılda bir iznini kullanır. İzin zamanı memlekete anasının babasının yanına gider. 18 yaşında gelmiştir bu büyük şehre. O zamanlar dayısı eski bir fabrikada ustabaşıdır. Adnan Bey de dayısına güvenerek yola koyulmuştur. Taşı toprağa altın denildiğinden bir kaldırım taşı da bize düşer elbet diye düşünmüştür. O günden beri gurbet bellemiş kendine İstanbul'u. Her yaz bundan koşarak gider memleketine. Bıraksan orada da yaşayamaz ama yine de her gittiğinde hamasi sözlerle "Ah, burada yaşasam" nutukları çeker. Mutlaka çocuklarını da götürür memlekete. Çoluk çocuk 15 saat yollarda, otobüs koltuklarında uyuya uyana, molalarda inip bir sıcak çorba içe içe babalarının memleketlerini sevmeyi öğrenirler. Karısı hemşehrisidir. Kalabalık içinde yazmasını daima boynundan omzuna kadar sarar, başı önde gezer. Kadınlar içinde şen şakraktır, çenesi hafif uzundur, boynu kuğu gibi, ağzı badem gibidir. Hani divan şairleri görse bir iki şiir yazılmıştı nazarına yahut Karacaoğlan bir pınar başında bir dörtlük söylerdi mutlaka. Kaşları kalıncadır, gözleri hafif derince ama büyüktür ve köy yerlerinde böyle kızlar makbuldür. Her düğünde ve cenazede ilk talipler böyle kara kaş, kara göz kızlara çıkar. Adnan Bey de küçük şehirden büyük şehre göçen bir baba yiğit olarak talipliler listesinin kıdemli delikanlılarındandır. 21 senedir evlidirler. Saat 23.24. Çocuklar odalarına gideli, rüyalar alemine dalalı neredeyse bir saat olmuş. Adnan Bey elinde kumanda, kanallar arasında gidip geliyor. Sabah erken kalkacak ama hiç uykusu yok. Aslında var, göz kapağı ara ara düşüyor. Ama yine de uykusu olmadığını iddia ediyor. Kime? Kendi kendine. Karısı karşı koltukta portakal soyuyor. Bir yandan televizyona bakıyor. Boş bir bakış bu. Odağında portakal var. Önce tepesini kesiyor, bir hamleyle çevirip diğer tepeyi uçuruyor. Bir yandan döndürüyor portakalı, bir yandan da sırayla yay çiziyor kabuğuna. Kolay soyuluyormuş böyle. Portakalı böyle kolayca soyabilmek hoşuna gidiyor. Tek tek kabukları açıyor. Uzun ince parmakları portakalın üzerinde narince geziniyor. Portakal iyice ayıklanıyor. Bir parmak baskısıyla ortadan ikiye ayırıyor koca portakalı, sonra da dilimlere. Arada televizyona bakıyor ama işi daha mühim. Hafifçe Adnan Bey'e uzatıyor. Konuşmuyor. Adnan Bey kafasını sallıyor. Düşünüyor Adnan Bey. Bu yaz memlekete gidemeyeceğiz galiba. Her yıl düşünür bunu. Her yıl da gider mutlaka. Karısı bir kere daha uzatıyor elini. İkinci kez sormasa olmaz. Yine kafa sallıyor Adnan Bey. Karısı bu sefer önüne alıyor bütün dilimleri yavaş yavaş yiyor. Bir yandan televizyona bakıyor ama odak noktası yine portakal. Bu sene portakallar sulu değil galiba diye düşünüyor. Saadet Apartmanı Kat 2, Daire 3. Rukiye mutfakta. Bir markanın eşantiyon ürünü mutfak önlüğünü önüne bağlamış. Önlük damla damla salça ve yağ lekeli, yer yerde ıslak. Akşam yemeğine eltisi, görümcesi, kaynanası gelmiş. Ve tabii eşleri ve tabii çocukları ve tabii eltisinin erkek kardeşi, görümcesinin amcası. Ev küçük. İki oda bir salon, 80 metrekare. Geleni gideni yatılı misafire eksik olmaz diye söyleniyor. Bir yandan tabakları leğenin içindeki suya batırıyor, bir yandan da düşmanı hamama sokmuş da onu tellak atamışlar gibi tabağın derisini yüzüyor. Bin kere demiş Rıza'ya, bir bulaşık makinesi alalım diye almamış Rıza. Alsa koyacak yerleri de yok. Belki girişte hole konur ama yine de alınmış olur. Hol mutfak arası tabakları taşımaya razı Rukiye. Yeter ki yıkamasın. Hem eltisinin görümcesinin ve daha nice kadının var. Onun olmayışı bir eksiklik hissi oluşturuyor. Yarışta geride kalmışlık hissi. Sağ elini hızla uzatıp demliği kavruyor. Cumburlop leğendeki suya gömüyor. Sözüm ona, yıkamıyor da demliği boğuyor. İçeriden Rıza'nın sesi yükseliyor. Rukiye, ikinci çayı demleme, anamlar kalkıyor. Heh, diyor içinden Rukiye. Gidiyorlar da kapkacaklarını alıp mı gidiyorlar?
Bu sırada mutfağın önünde görünüyor kaynanası. Ardında eltisi, ardında görümcesi. Hızla demliği suya salıyor, ellerini önlüğünde kurutuveriyor. Rukiye'nin elinden kurtulan demlik, koca leğende aheste aheste yüzmeye başlıyor. Gidiyorsunuz mu ana? Otursaydınız daha. Yok kızım, eğince geç oldu, anca giderik. Peki dercesine başını yana sallıyor Rukiye. İçeriden Rıza bir hışımla mutfağın önüne geliyor. Ana, abimin arabası bozulmuş, gelemeyecekmiş sizi almaya. Siz en iyisi bu gece bizde kalın, hem sabaha size Rukiye Mevlana böreği yapar. Rukiye'nin gözleri dönüyor, içine bir ılık su iniyor. He ana, kalın diyebiliyor sadece. Kalalım bari. Kaynana önde, elti görümce arkasında Maa aile salona geçiyorlar. Çocuklar sağda solda zıplamaya devam ediyor. Rukiye ayakları geri gide gide mutfağa dönüyor. İçeriden Rıza sesleniyor. Rukiye, çay demle! Muhabbet Apartmanı Kat 4, Daire 13. Aleyna elinde kola dolu bir tepsi bardakla salona giriyor. Açtınız mı Kızlar filmi diye sesleniyor bilgisayar başında uğraşan arkadaşlarına. Kafa sallıyor arkadaşları. Evet, hallettik, az kaldı diyorlar. Ama birden karmakarışık, senkronize olmadan söyleyiveriyorlar. Aleyna'nın ardından ellerinde cips paketleriyle Melis giriyor salona. Ardından bir tepsi abur cuburla İrem. Hepsi ellerindekileri masanın üzerine koyuyorlar. Yarın hepsi diyete girecek, biliyorlar. Çünkü bu çağda yemekle imtihan oluyor insan. İmtihanı geçemeyenler de bütünlemelerde diyete giriyor. Her şeyi hazırlıyorlar. Saatte epey geç oldu diyor İrem. Sessiz olalım, komşular şey olmasın diyor. İstiyor ki o şeyi arkadaşları tamamlasın. Kimse cevap vermiyor. Sadece Melis saatin kaç olduğunu öğrenmek için telefonuna bakıyor. 1.13. Film kaç saat? 2 saat 10 dakika. Aha, uzunmuş ya. Ama çok güzel, inanın. Cümleler birbiri ardını takip ediyor. Sırayla masanın başına geçiyorlar. Melis, İrem, Aleyna, Tuğba, Merve ve başlıyor film. Melis Orhan'ı düşünüyor. 3 gün oldu aramadı onu. Dile kolay. 6 yıllık ilişki. İnsan bitsin istemiyor. Seviyor muyum diye kendini sorguluyor. Sonra ben onsuz yapamam diyor. 6 yılda Orhan'la paylaştığı sıkıntılı günler, mutluluk zamanları bir elin parmağını geçmez. Yine de onunla evlenirse mutlu olacağına inanıyor. İnanan bir insana senin inandığın yanlış demek ve ispat etmek mümkün mü? Hem Orhan kimin yanlışı, kime göre yanlış? Melis'in yanlışları başka. İrem sınav sonuçlarını düşünüyor. Bu yılda veremezse dersleri üniversiteyi 3. kez uzatacak. Zaten 2 yıllık üniversitenin 4 yıl olduğu yalanını söylemiş ailesine. Aslında bir söylese doğruları kuş gibi hafifleyecek, hem de serçe gibi. Ama işte anlamayacaklar onu. Böyle kodlamış kendine. Anlamazlar, anlamazlar, anla. İlkokul fişlerinden okumayı söker gibi dönüyor bu cümle zihninde. Arada kolayı yudumluyor, genzi hafif yanıyor. Aleyna başını Tuğba'nın omuzlarına koyuyor. Uyumak için yer ediniyor belli. Tuğba, otobüs yolculuğunda yanındaki teyzeden rahatsız olanlar gibi üfleyip püflüyor önce, ardından ayakları uyuşmuş gibi hafifçe yerinde sallanıyor. Rahatsız mı oldun diye veriyor Aleyna. Aha, yok canım, sen rahatına bak, ayaklarım uyuştu da az. Söylemek istemiyor, anlasın istiyor. Hiç şikayetini dillendirmeden, üstelik yalan yanlış beyanlarla anlaşılmak istiyor. Aleyna, yok canım sözünün samimiyetine güvenip iyice omzuna yaslanıyor Tuğba'nın. Tuğba bir hamleyle, canım cips çekti ya diyerek masanın en uzak köşesindeki tabağa uzanıyor, Aleyna yine anlamıyor. Ama bu sefer o rahatsız oluyor. Kafasını bu defa Merve'nin omzuna yerleştiriyor. Dakikalar içinde de gözleri kapanıyor. Ne filmin sesini ne de cips yenilişlerindeki o katır kutur sesleri hiçbir şeyi duymuyor. Kas tüyü yastıktaymış gibi Merve'nin omuzunda öylece uyuyor. Merve geldiğinden beri Aleyna'ya hatırlatıyor. Bana anahtar vereceksin, unutma, yastığımın altına koyacağım. Aleyna ne kadar tamam dese de istikbalinin akıbeti Merve'yi endişelendiriyor. Aslında Merve o gece rüyasında evleneceği kişiyi görmek istiyor. Ahmet'i görmek istiyor. Biri çıkıp dese ki Ahmet'le evleneceksin, inanmaz. Ama rüyasında görse, hem de o akşam, işte o zaman en saf duyguyla inanacak buna. Üstelik 5-10 yıl sonra Mustafa'yla evlense dahi, şunu geçirecek hep içinden:
Ahmet'i o gece rüyamda görmüştüm. Sonra kendini ve Ahmet'i suçlayacak, kimin hangi yolu aşınlamadığını düşünüp Mustafa ile evlendiğine bir kabahatli arayacak. Üstelik Mustafa'nın ve Ahmet'in bunlardan hiç haberi olmayacak. Adem Apartmanı, Kat 3, Daire 7. Hacı teyze ezan okunmadan uyanıveriyor yine ve bununla övünüyor da. Uykunun gafletinden Zülfikar ile çıkıveriyor. Ama Hacı amcanın engelini aşamıyor. Yatağın duvara dayalı kısmında sıkışıp kalıyor. Anca hafifçe doğrulup gerisin geri gidecek de ayaklığa varınca oradan yan yan aşağı inecek. Hacı amca daralıyor köşede yatınca. 50 yıllık eşine bile vermiyor yerini. Ara sıra sabahları kavgasını ediyorlar. Hacı teyze, "Koca yatakta daralıyorsun, kabirde nasıl yatacaksın?" diye söyleniyor. Hacı teyzenin yataktan inişi 10 dakikasını alınca uzun yoldan gelmiş gibi halının üstünde biraz dinleniyor. Saat birden ötmeye başlıyor. Çevik bir hamleyle saati kapatıyor. İstiyor ki kocasını kendi uyandırsın. "Hacı bey." "Hacı bey, kalk." Hacı amca sağ gözünü hafif açıp etrafına bakınıyor, nerede olduğunu sorguluyor. Seslenen karısı mı, zebani mi, melek mi anlamıyor. "Vallahi senin şeytanın büyük Hacı bey, kalk, kalk." "Niye kalkacağım?" "Vakit girdi ayol." "Vakit girdi" cümlesi kulağında yankılanıyor Hacı amcanın. Ardından bir kilise çanı gibi "Ayol, ayol, ayol, ayol." "Tamam, tamam, uyandım." Hacı teyze neredeyse yarım saattir uyanık. Üzerine bir de abdest alınca fal taşı gibi açılıyor gözleri. "Bak, ben saat çalmadan uyandım. Bu yaştan sonra bir ayağımız çukurda. Bizim ibadetler hep buz buz. Değeri yok, eriyip gidiyorlar. Gençlikte yapacaktık. Ah, ah, o anam öğretmedi ki bize. Hacca gitmesek günahkar olarak gidecektik bu dünyadan belki de. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah." Çan sesi derin bir yankıyla tekrar ediyor. "Ayol, ayol, ayol, ayol." Bir anda gözleri açılıyor Hacı amcanın. Hızla banyoya gidip abdest alıyor. "Hadi Allah'a ısmarladık" deyip sırtına ceketini alarak bastonuyla mahalle camisinin yolunu tutuyor. Hacı teyze kocasını cehennem azabından koruduğunu düşünüyor. Öte tarafta da eşinden ayrılmayacağı için mutlu oluyor. Hacı amca namazın ardından caminin önünde mahalledeki arkadaşlarıyla konuşuyor. Cebinden köstekli saati çıkarıp bakıyor. 5:45. Gün yavaş yavaş aymaya başlıyor. Mütemadiyen gençliğinden bahsediyor. Unutamıyor bir türlü ve kabullenemiyor yaş almayı. Eski mektup aşklarından sözü açıyor. Geçmiş, diri ve canlı hatıralarıyla Ağustos güneşi gibi bir anda doğuveriyor. Seyir Defteri 2. Dertli Mahallesi, Ziya Konuşmaz Apartmanı. Giriş yanı sağ çardak. Gülsüm akşam kocasıyla kavga etmiş. Haydar o hınçla kapıyı vurup çıkmış. Gülsüm de teflon tavayı fırlatmış ardından. Durum İkinci Dünya Harbi'nden hallice. Gülsüm'ün tavayı fırlatması savaşı bitirmiş. Hep böyle biter kavgaları. Biri illa diğerinin davranışlarının üstüne çıkacak. İkisi eşitse sürer gider. Biri kazanamazsa sözüm ona, rahatlayamaz ikisi de. Öyle alışmışlar 10 yıldır, bu böyle. İkilinin arası sabahında soğuk savaşta. Akşama Haydar Gülsüm'ün sevdiği meyvelerden getirecek. Pişmaniye belki de. Gülsüm onu da sever çünkü. Gülsüm iki kara kaşını çattığı yerden ayıracak, sıska yüzü, çıkık elmacık kemikleriyle Haydar'ın bıyıkları karşısında iki parmağıyla pişmaniyeyi yiyecek. Haydar bıyık altından ona gülecek, ne tava kalacak ortada, ne kapı. Haydar'ın imkanı olsa koca bir buket de getirebilirdi. Belki incecik parmaklarına pahalı bir yüzük. Ama üçüncü dünya ülkesi Gülsüm, bir pişmaniye ile de inanacak Haydar'a. Akşamki savaş akşamında kalıyor, öğlen hiçbir şey yokmuş gibi apartmanın önüne iniyor Gülsüm. Mahalledeki diğer kadınlarla sohbet ediyor. Belki sohbet bu konuşmalara hafif kalıyor, daha ağır bir kazan bu. Haziran sıcağı hepsinin kemiklerine işliyor. Çardağın içinde yan yana dizilen 4 kadın. Gülsüm de küçük bir tabureyle katılıyor onlara. Karşı apartmandan içeriye Numan Bey ile Funda Hanım'ın kızları Arzu giriyor. Girmeden hanımlara hafif bir tebessüm etmeyi ve baş sallamayı unutmuyor. Ömrünün en büyük hatası oluyor bu. Tebessüm böyle ayinlerde insanın ihlal edebileceği bir sınır. Gülsüm alıyor eline sazı. "Bu Arzu da kaç senedir okuyor, zavallı kız evde kaldı." "Sorma kız, kaç sene oldu?"
Bizim zabit o üniversiteye gittiğinde nişanlanmıştı işte. Şimdi kaç sene oluyor? Zaman mahallede insanlar üzerinden vuku buluyor. Yılların ölçümü başkalarının yaşamlarıyla hesaplanıyor. Gülsüm, Nazmiye, Cavidan, Azize, Selma, hepsi için arzunun zamanı başkalarıyla hesaplanacak bir olgu. Bunun için de en büyük olaylar baz alınıyor. Ölümler mesela, düğünler, nişanlar, kaçan kızlar. Zabit 2 sene nişanlı kaldı. Sonra bir attılar nişanı gibi bir şey oldu, araya aileler girdi. 1 sene uğraştılar barıştırmak için, 5 senedir de evliler. Küçük çocukları var ya, 3 yaşında. Kız o çocuk kadar oldu mu? Oldu, oldu. Mahallenin yıllıkları ortaya dökülüyor. Arzu'nun zaman diliminden zabitin hayatı bir anda sohbete dahil oluyor. Nereden baksan 2, 1, 3, 5... Kız, bu kız kaç senedir okuyor? Ya, 8 sene. Bu Arzu 8 senedir mi okuyor? Kim bilir, veremiyor mu acaba dersleri? Doktora mı, ne yapıyormuş dediydiler. Ha, o zaman olur tamam, doktorluk kaç senede bitiyordu? Ama doğru, zordur doktorluk, zor. O öğretmen değil miydi? Doktor nasıl oldu? Ya orasını bilmem, yeniden mi sınava girdi belli değil işte. Belki de yalan diyorlar, okulda doktor olacak diye milleti kandırıyorlar. İsteyen de yok onu herhalde. Oo, ben onun yaşındayken. 10 yılını Haydar'a vermiş Gülsüm. Arzu'nun 8 yılını kitaplara vermesini anlamıyor. Tam orada Gülsüm'ün içinde öyle fikirler çatışıyor ki tava ve kapıdan daha ağır, daha sancılı geliyor Gülsüm'e. Neyse diyor, ben gideyim, akşama pilav yapacaktım. Gülsüm hızlı bir şekilde kalkıyor kadınların arasından. Taburesini yana koyup bir el sallayışla ayrılıyor kadınların yanından. O apartmanın girişine vardığında Nazmiye alıyor sazı. Kız, bunlar da dün gece bir kavga ettiler, bir kavga ettiler, bağırışları ta bize geldi. Yunus Emre Mahallesi İpek Yolu İlköğretim Okulu Bahçesi. 15.30. Okul zilinin çalmasıyla çocuklar eldeki fileden dağılan bilyeler gibi bir anda dar demir kapıdan caddeye dökülüyor. Önlerdekiler hapishaneden kaçan firariyi andırıyorlar. Daha zil çalmadan çantalarını toplamışlar. Son 5 dakikadır da zili kollamaktaydılar. Kimi sayıların kesrini, sayıların gizemini kaçırmış, kimi mevsimleri, akıp giden zamanda güneşin ve ayın güzelliğini, kimi sözcüklerin anlamlarını, cümlelerin nereye varacağını kaçırmış bu 5 dakikada. En önde koşan bu çocukların defterleri, kalemleri, kitapları da hep bir yerde unutulmuş. Bu nedenle çantaları daima hafif. Biri tek kolla taşıyor koşarken, diğeri yere çarpa çarpa. Bir başkası elinde daireler çizerek sallıyor. Okul bahçesinin ortalarında hafif hafif yürüyenler de var elbet. Onlar zilin çalmasıyla çarçabuk hazırlananlar arasında. Kaçırmamışlar bir şeyi. Kaçırmaktan hep korktukları için ortalarda yol alacaklar bu hayatta. Öne geçmek isteyenler hep onlara çarpacak. Şimdi bu bahçede olduğu gibi onların iteklemeleriyle yol alacaklar. Ara ara da hasar. Sürükleniyorlar. Çantaları arkalarında bir kambur gibi onları yere çekiyor. Su ve azık bile ağır geliyor insana bu çantalarda. Bilgi bir hamal yükü gibi küfe ha döküldü ha dökülecek. Bir de en arkalarda kalanlar var. Dersleri hayranlıkla dinleyen hülyalı çocuklar bunlar. Ara ara hayal alemlerinde gezinirler fakat daima orada o sınıftadırlar. Yetişemezler hiçbir şeye. Hem gerçek dünyada hem hayal dünyasında yaşamak ağır gelir. Bu geçiş zorlar onları. Söz gelimi zil çalmadan önce gittikleri alemler, zil çalınca döndükleri sınıf, tahtada yazılan onca şey, hızla sağa sola mont almaya, çöp kutusuna doğru koşuşturanlar. Neresinde duracaklar bunca karmaşanın, neresinde yer alacaklar bilemezler. Bundan yetişemezler. Sınıf boşalırken onlar daha tahtayı deftere yeni yeni geçiriyordur. Arkadaşları merdivenlerden inerken onlar çantalarını topluyordur. Diğerleri okulun bahçesindeyken onlar sınıfın kapısından son kez masalarına bakıyordur. Bir şeyi unutmaktan korkarlar. Çünkü kalpleri hoyrat ve unutkan bu dünyaya karşı hassastır. Öte yandan diğerleriyle aralarındaki bu açık hiç kapanmaz. Okul sessizleşirken ve öndekiler caddenin karşısına geçtiklerinde onlar merdiven başındadır ve çantaları bir akordeon gibi sırtlarında açılıp kapanmaktadır. Dünya Market,
Sloganı, aradığınız her şey bu dünyada. 5 nolu kasa. Kasiyer uzayan kuyruğu gördükçe üfleyip püflüyor. 4 yıllık üniversite hayatından sonra orada çalışmak ağrına gidiyor. Bu sene yeniden sınava girsem mi diye geçiriyor içinden. Kuyruğun arkasındakiler de yavaş yavaş söyleniyor. Kimi elindekilerin ağırlığından, kimi akşama kadar ayakta çalıştığından bahsediyor. Kime? Elindeki peynire, yağa, şekere. Hanımefendi, çocuğunuz gelmedi bir türlü, kasa açık bekliyor insanlar. O benim çocuğum değil ki diyiveriyor Sebahat. Sebahat, Hülya'nın yengesi, amcasının karısı. Sebahat markete inecekken Hülya takılıyor peşine. İstemeye istemeye alıyor yanına o da. Bir iğreti duruyor Hülya Sebahat'in yanında. Hani biri alıp götürse yok demez. Eve gidip iki ağlar aman anlayamadım da aman vah da deyip geçip çayını içer akşama. Sebahat ile Nevzat 8 senedir evli, çocukları yok. Kimi Sebahat için gaddardır, Allah biliyor da vermiyor ona çocuk der. Kimi yazık Sebahat'in de sınavı bu deyip acır. Hanımefendi, çocuğunuz gelmedi bir türlü, kasa açık bekliyor insanlar derken kasadaki genç bunları düşünüyor Sebahat. Ona denilenleri, olanları, olmayanları, olsun diye uğraştığı ama olduramadıklarını, olmayınca bıraktıklarını, olanları sevmeyişini de buna bağlıyor hatta. Kız Hülya, çabuk! Hülya 9 yaşına yeni girmiş. 1-2 hafta oluyor, saçları kumral ama ince telli. Tepeden sıkı sıkıya toplamış. Üstünde evden nasıl aceleyle çıktığını belli eden kalpli pembe pijaması, dizine kadar inen kırmızı montu, ayaklarında da kapı terlikleri. Virajı aldığı gibi koşarak geliyor kasaya. Sebahat'in yüzü ekşiyor. Kambur olarak görüyor Hülya'yı kendine yahut ayak bağı. Hep biraz uzak duruyor. Akrabası değilmiş gibi tanışıklık vermek istemiyor sıradakilere. Elinde 2 kakaolu süt, 1 tane de tuzlu krakerle geliyor Hülya. Tam kasaya uzatacakken kakaolu sütün birinin plastik pipeti adi yapışkanından kopuyor. Kimse kusurlu bir ürünü onca seçenek içinden almak istemez. Velev ki bu çocuk olsun. Ve hatta bu kusuru çocuğun, insanın bizzat kendisi meydana getirmiş olsun. Elindeki sütlere bakıyor Hülya. Sebahat tanışıklık vermemek için ne kadar zorlasa da kendini dayanamıyor. Saatine bakıp birden Hülya'ya bağırıyor. Versene abiye, saat 5:30 oldu, evdekiler bekliyor, hadi. Hülya bir anda elinde sütle kasanın 3-4 metre gerisine gidiyor. Rüloların içine pipeti koymuş, sütü bırakıp terlikleriyle koşarak kasaya geliyor. Onu almayacağım, vazgeçtim. Sebahat iyice sinirleniyor. Ama kızarsa biliyor, çocuk evde anlatacak bunu. Belki Nevzat'la kavga edecek, bu yüzden susuyor. Tamam tamam, hadi geç. Bu sefer market çalışanı Hülya'nın hareketine sinirleniyor, belki başıboşluğuna. Sıra uzayıp giderken ve arkalardan söylemler artarken market çalışanı Hülya'ya küçük bir emir veriyor. Sütü oraya koyma, getir onu buraya. Hülya sanki ona emir verilmesini bekler gibi koşarak ruloların üstüne koyduğu sütü almaya gidiyor. Biraz da çekiniyor market çalışanından çünkü sahipsiz ve korumasız görüyor kendini. O ki bir tane süt alacaksın, bu pipetini kopardığını al o zaman. Kusur varsa bir yerde, bu işler hep böyle olur. Kimi bu kusurun yanından geçmek istemez, kimi de o kusurun üstünü örtüp pazarlamak ister. Hülya göz ucuyla Sebahat yengesine bakıyor. Sebahat, saniyeler önceki aceleci tavrının aksine, aheste aheste etrafına bakınıyor. Hülya çalışanla mücadele edemeyeceğini anlayınca, ''Peki abi'' deyip kopmuş pipetli sütü kasaya uzatıyor.